Herkese selamlar. Bugün Peugeot 307 1.4 HDI motor koduna sahip dizel bir aracın içerisindeyiz. Araç kuzenimin, bugün kendisiyle beraber bu aracı inceleyeceğiz. Kendisi bize artı ve eksi yönlerinden bahsedecek. Aracın paketi neydi kanka? 1.4 XR HD modeli, dizel modeli, turbo dizel. 307'lerin en dolusu. Değil mi? En dolusu. 307'lerin en dolu paketi X-Ray'ler zaten 1.4'lerde. 1.6'larda Premium diye falan geçen bir modeli var en full olarak. Ben 1.4'ünü seçtim. Yakıt olarak iç dizaynı benim hoşuma gittiği için ben 1.4'ünü seçtim. Güzel, arabadan memnunum. Yakıt olarak, performans olarak güzel. Kaçtı? 70 beygiri var. Evet. 68 beygire sahip araç. 1.4 turbo dizel. Turbo olduğu için zaten beygirin çok önemi yok. Tork devreye giriyor. Aynen. Tork devreye girdiği için araba yokuşta ve hızlanmalarda performansı gayet tatmin edici. Evet, bayılması. Aynen. Araç 4 cam otomatik, sunrooflu. Normal analog bir klima var, elektronik bir klima yok. Sonradan arabaya bir double tape takılmış. Onun haricinde çok da fazla bir zaten modifiyeye dair ekstra bir şey yok arabada gördüğüm kadarıyla. Bir de torpido soğutmamız denilen... aynen, torpido soğutma mevcut arabada. Olayımız var. Koltuklarda elektrik yok, manuel. Soldan gidiyorum. Soldan devam edelim kuzen. Sağ serbest. Aracın içerisi oldukça geniş. Bir 83 ile şu anda ben önde, yani koltuk bana göre ayarlı ve arkama oturan kişi çok rahat bir şekilde sığabiliyor. Benim boylarımda olan birisi, araya zaten görüntüyü gireceğim. Diz mesafesi oldukça yeterli. Bir aile için ideal bir araç. Bagaj hacmi de oldukça yeterli. Büyük bir bagajı var. Büyük iki valiz üst üste rahat alır. Yanlarına da küçük çantalarınızı koyabilirsiniz. Çok fazla teknik bilgi de vermek istemiyoruz. Biz daha çok kullanıma dair bilgiler vermek istiyoruz. Çünkü teknik bilgi internette ve diğer YouTube kanallarında fazlasıyla mevcut. Biz biraz daha böyle kullanım hissiyatına göre sizlere şey yapmak istiyoruz. Ne yapmak istiyoruz bize? Bilgi vermek istiyoruz diyelim. Alacak olan kişiler ona göre alsın. Aynen öyle. Şimdi arabada hidrolik direksiyon zaten var ama bu araba elektronik direksiyon. Aynen öyle. Direksiyon oldukça yumuşak, hafif, yani yok gibi bir şey. Ve sürerken insanı hiç yormuyor. Virajlarda, şehir içinde olsun, bu güzel bir şey. Dediğim gibi mesela bazı hidrolik araçlarda durduğu yerde mesela yine çevirirken biraz güç sarf edersin. Aynen, ama bu araçta öyle bir durum yok. Cici parmağınızla çok rahat bir şekilde döndürebilirsiniz. O da elektrik destekli olmasından kaynaklanan bir şey. Aynen öyle. Aracın yalıtım konusuna gelecek olursak şimdi günümüzde artık hem ekonomik hem de böyle uzun yolda sizi rahatsız etmeyecek türden arabalar incelemeye çalışıyoruz. Yalıtım konusunda motor sesi içeriye az geliyor. Şu an sesi telefondan aldım ve telefon torpidoda olduğu için ses size biraz fazla geliyor olabilir ama şu an araçta müzik çalmadığı halde böyle bir kafa ağrıtıcı bir motor sesi içeriye gelmiyor ve yol sesi de şu an gittiğimiz asfalt yol çok dişli bir yol. Araçta kar lastiği var. Kar lastiği olduğu halde böyle arabanın içerisinde yol sesini çok fazla alıyor. %20 yol sesi, böyle %15'lerde de motor sesi içeriye geliyor dizel olmasına rağmen. Onun haricinde gaz tepkileri güzel aracın, vites geçişleri güzel. Debriyajı biraz sert, bu senelerin verdiği veya takılan yan sanayi baskı baltadan da kaynaklanan bir durum olabilir. Hani sıfır bilmediğimiz için bilmiyoruz. Fren performansı güzel. Fren performansı da şöyle diyeyim, ne kadar durmasını isterseniz o kadar basın. Yani arabanın fren tepkisi böyle. ABS, BMW gibi aynen. Aynen BMW gibi. Yani duruşu güzel. Ne kadar durmasını istiyorsanız arabanın o kadar güç uygulayacaksınız frene. O kadar kaliteli güzel bir fren yapmışlar yani. Ben de şaşırdım. Peki, ABS devreye girdiği zaman nasıl? Hani kayma yapıyor mu yoksa olduğu gibi çakıyor mu? Ben hiç kayma yaşamadım. Şu ana kadar bir kayma hissetmedim yani. Ama dediğim gibi ne kadar güç uygularsan durmak istediğin mesafeyi ona göre ayarlıyorsun. O güzel bir duygu. Hissiyatını güzel vermişler ABS'de. Güvenlik önemli çünkü. Yani şu günümüzde fren olaya çok önemli. Gittiği kadar arabanın durması da gerekiyor. Araba gidiyor. Gitmiyor değil. Şu anda radar falan var. Fazla basamıyoruz. Siz testi yapamıyoruz ama 90-100'lere kısa süre içerisinde çıkıyor. Hani gitmem demiyor. Yakıt tüketimi nasıl güzel aracın? Hani yakıt tüketimi yani şu anda günümüzde malum yakıt fiyatları biraz yükseldiği için, petrol fiyatları yükseldiği için hani diğer zamanlardaki göre tabii biraz daha şu an yakıt yakıyor. Ortalama kaç litre yakıyor? Veya hani kuruş hesabı mı yaptım? Ben şöyle kuruş hesabı diyeyim. Mesela 100 liralık mazottan fazla almıyorum tabii de. 100 liralık mazotla mesela rahat şu an yine 90-100 kilometre gidiyor. 90-100 gidiyorsa ortalama 1 lira yakıyor şu an şehir içinde. Şu an şehir için 1 lira yakıyor. Bir de zaten burada şu an hava 0 ve 0'ın altında soğuk oluyor. Hem de güzel, hem geç ısınıyor. Geç ısındığı için de yakıt illaki fazla sarf ediyor. Aynen. Yani günümüzde şehir içinde şu anda 1 lira biraz fazla aslında ama şu an mazot 13 küsür lira. 14'ü gördü. 14'ü gördü. Ben 100 lirayla en son 7 litre mazot aldım. Hani öyle hesap edelim. Önceki gibi 6-7 lira olsaydı mazot rahat bu dediğim rakamlar 38 kuruşlara falan 35 kuruşlara tekabül edecek. Eğer dediğin gibi 100 liraya 7 litre mazot aldıysan ortalama 100 kilometrede 7 litre yakıyor şehir içinde. Aynı ki bu da çok iyi bir şey yani. Çok iyi bir şey bence. 7 litre şehir içinde 10 numara. Şehir dışına çıktığı zaman bu 2 litre kadar daha düşecektir. Tabii bu tamamen rahat. Ayağına bağlı. Tabii. Surata bağlı. Alacak kişi zaten dizel arabayı tercih eden kişi genelde uzun yol yapacak. Bizim de zaten bu videoyu çekme amacımız uzun yolda size bu aracın ne verip ne vermeyeceği, hani sizi uzun yolda rahatsız edip etmeyeceğine dair bilgiler vermek. Yani bahsettiğim gibi teknik bilgiler her yerde mevcut. Biz hissiyattan bahsedeceğiz. Koltuğun sarması güzel, yumuşaklığı güzel. Hani öyle afaki dehşet yumuşak değil ama sert de değil. Orta yumuşaklıkta koltukları var. Direksiyonun hafifliği hoş, gaz pedalı yumuşak, debriyaj baskı baltaya bağlı olarak sertlik var ama yoracak düzeyde değil. Vites geçişleri yumuşak, yol sesi almıyor, yani alıyor ama çok az alıyor. Araçta rüzgar sesi hiç yok, kapılardan rüzgar sesi de gelmiyor. Motor sesi de çok düşük bir seviyede var. Şu an 100'le gidiyoruz. Motor sesi bizi rahatsız etmiyor ki hani uzun yolda zaten müziksiz gitmezsin. Yani alttan da çok kısık bir müzik açsan kısık sesle bile rahat duyabilirsin. Fazlasıyla işini görüyor diyebilirim. Ben de bu araçtan önce Peugeot 206 vardı. Aynen. 4 Felina modeli, en dolu modeliydi o araç. Benzinli, LPG'li. Zavallı sıralı sistem falan vardı. Yalnız o arabada güzeldi ama araba çok küçük. Direkt yan taraftaki ve sürücünün oturduğu dizleri direkt torpidoya değiyor. O çok rahatsız ediciydi. Peugeot'larda genellikle spor modellerinde bu görülen bir şey yani. Ama ben bu 307'de bu olayı yaşamadım. Yani yok, 307 zaten hem kasa olarak hem de iç olarak evet. Geniş açılısı, oturduğum koltukların açısı, mesafesi, göğsün mesafesi gerçekten aracı büyük bir araç sürermiş gibi hissiyatı veriyor yani insana. Evet. Bu şey de güzel yani. Şimdi ortalama bu arabanın fiyat bandı tabi hasarına vesairesine göre değişiyor ama 80-90 bin diyebilir miyiz ortalama? Ortalama fiyatı dediğiniz gibi şu an zaten piyasamızda maşallah var, biraz yüksek ama her gün yükseliyor. Her gün yükseliyor ama dediğiniz gibi en kötüsü bu aracın şu an 80-82 bin liradan başlıyor. 105-110'a kadar satıldığının piyasası var. Yani ucuz alıp da masraf etmektense biraz daha toplu alıp 5-10 bin lira fazla vermek her zaman daha mantıklı ama tabii herkesin bütçesi kendine göre. Günümüz şartlarında 80-110 arasında tercih edilebilecek arabalar listesine bence girer. Ama şöyle de bir durum var. Fransızın sıkıntılısını alırsan harbiden tiksinirsin. Alırken iyi göstermen lazım. Hani elektriğini, işte ne bileyim yürüyenini, motorunu, öyle değil mi? Çok doğru, çok hak veriyorum. Ama aslında bu genel açıdan bakarsak her ikinci el araç alım için böyledir. Tabii ki. Bazı insanlar vardır hani aracı hor kullanır. Sürekli yüksek devirlerde kullandığı için aracın enjektörlerine, turbosuna zarar verme imkanı yüksek. Tabii çekebilir miyiz? Tabii ki çekeriz. Sıkıntı olmaz. Arkamızdan bakalım. Araba gelmiyor. Serbest. Çok da ileri gitmeye gerek yok. Kar da var şimdi. Dediğim gibi bu ikinci el araç alırken mümkünse şahıstan almaya dikkat edilmeli, özen gösterilmeli. Galeri usulü alındı mı? Şimdi galericiler izlerse ne alakası var diyecek belki ama galeriden alındı mı genellikle arabalar daha önceki sahibinin yaptığı bakımla kalıyor. Ya da bakımsız oluyor, satılıyor direkt. Bakımsız oluyor, öyle satılıyor araçlar. Ama şahıstan oldu mu mesela ben bu arabanın şu an bir eksiği olsun hemen yağ ışığı yansın mesela veyahut da bir turbo arızası versin ben gidip mecburen yaptırmak zorundayım. Yaptırırım. Biliyorsun. Evet biliyorum. Daha fazla masraf açmasın diye. Yani ama işte kanka bu dediğim gibi Fransız'da bakımlısını almadığın zaman gerçekten büyük problem yaşayan tanıdıklarım var. Evet. Hani çünkü her yerde ustası, nadir ustası var. Arızanın ne olduğunu nadir biliyorlar Fransız grubunda. Bir de hani parça olarak sanırım çok fazla bir parçası yok diye biliyorum. Yani bu konuda sen daha iyi misin? Çünkü sanayi Fransız'a giren sensin. Parça konusunda gerçekten ben de korkuyordum. Ama arkadaşlar şöyle bir tavsiyem olsun. Kesinlikle korkmayın. Ben de Konya'dan mesela sol taraftaki şu an kameramızı gösterebilir mi bilmiyorum. O komple tuş takımını ben kendim değiştirdim. 300 liraya aldım. Kendim taktım. 2 tane soketi var onun. Yani turbo korumalığından, alev korumalığından tut. Aklınıza ne gelirse bütün parçaları şu an adamların ellerinde mevcut. Hem de sıfır. A kalite olarak üretimi var yani. Parça konusunda da şu an 2022'deyiz. Sıkıntı çekmeyeceğiniz bir arabadır yani. Tavsiye ederim. Yani. Mesela ben bunu işte hani ağızdan duyma bildiğimiz için evet. Binen kişiyle parça, yedek parça alışveriş yapan kişinin evet. Bilgisi daha farklı oluyor. Yani o yüzden zaten bu araba çekerken yanımıza evet. Sen varsın. Hani mesela benim bildiğim sıkıntı yaşayan insan çoktu ama demek ki yedek parça konusunda problem yokmuş bu arabada. Evet. Hani çünkü şimdi herkes ön yargıyla bakıyor Fransız grubuna. Evet. Hani Renault'u biraz daha şeye görüyorlar. Parçası var ucuz görüyorlar evet, ama evet. Aslında ikisi de aynı. İkisinde arıza açabilen otomobil. Çok ama tabii şu an günümüzde ikinci el her araba arıza açıyor. Arıza açmayan bir araba şu anda yok. Aynen. Ama önemli olan ustası ve parçasının olması. Çok doğru söylüyorsun. Yani bu arabanın 350 yaşında zaten buralıklar araba dolu. Aynen. Çıkma parça her yerde var ama biz fırsatçı insanlar olduğumuz için Türkiye'de birine bir malzeme lazımsa o malzemenin fiyatı anında 3 katına çıkıyor. Aynen öyle. Yani ancak yaşarsan belki bu sıkıntıları yaşarsın parça bulma konusunda. Onda da insaniyetli insanlara denk gelmek lazım ki hesaplı parça alabilesin. Evet. Hani senin şu 300 liraya aldığın komple bu paneli inan Face sayfalarına belki 500-600 liradır. Belki 1.000 lira isteyenler yani, vardır yani eminim. Çünkü bir şey istediği zaman değerlenir, değerlendiği zaman da fiyatı 2-3 katına otomatikman çıkıyor. Aynen öyle bu. Konuyu bağlayacak olursak kanka şimdi 307 hani ne diyorsun almaya düşünenlere dizel alsın mı almasın mı evet. Nedir ne değildir? Hani mesela ben sana, sen uzun yol da yaptın biraz hani sen de birazcık bahset. Ben şöyle tavsiye vereyim arkadaşlara. 1.4 dizel düşünürlerse şehir içi yakıt olarak düşünürlerse 1.4 tavsiye ederim. Ama yok ben biraz daha hız tutkunuyum, süratli, araba biraz daha fazla yaksın derseniz bu arabanın 1.6 110'lukları var. 110'luk neye giriyor? Onlar da dizel. Onlar da dizel. Onlar performans olarak bir tık daha tabii ki beygirin verdiği sebeple güçlü bir araba. Yani 110'luklarını da tavsiye ederim. Ama şehir içi binerim ben. Mesafe, kısa mesafe yapıyorum. Bana yakıt önemli. Hani fazlasıyla benim işimi görür derseniz. Hani 1.4'te tavsiye ederim. Ben şu an gayet memnunum. Benim Beyşehir ilçesinde küçük kısa mesafelerde hep aracı kullandığım için sıkıntı olmuyor yani. Yakıt olarak da iyi, performans olarak da hoşuma gidiyor yani açıkçası. Ben size böyle bir tavsiyede bulunabilirim yani. Ya zaten 68 beygir ama 68 beygir turbo beslediği için şey yapmıyor yani gaza bastığı zaman araba açıyor. Ya bu size hani bir sanki araç bir 85-90 beygirmiş gibi rahat hissiyat verebiliyor yani. Aynen 90 beygir atmosferik gibi bir şey araba. Klasik aile arabası. Aynen öyle. Öyle diyelim.